Merhaba arkadaşlar, Fal Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir falla karşınızdayım. Niyet, istek, arzu, dilek. Umarım tüm beklentilerinizi bu falda size iletmem nasip olur. Öncelikle sağlıklı, sıhhatli, güzel bir gün diliyorum. Başarılı bir gün diliyorum. Almak istediğiniz, yapmak istediğiniz her şeyin önünüze kolaylıkla düştüğü bir gün olsun. Kolaylıkla gelsin, gelmesi gerekenler diyelim. Ve hemen açıp şöyle falımızı sizlere anlatmaya başlayayım. İçlendiğimiz konular var. Birilerine içlenmişiz. Bu içlendiğimiz konularda da karşımızdaki insanla biraz mesafeli duruyoruz. Şimdi buradaki görselde siz Aslan Burcu'nda çıkıyorsunuz. Şimdi Aslan Burcu olarak değerlendirecek olursam eğer, karşınızdaki kişiye karşı sizi kabullenmesini, sizi benimsemesini, önemsemesini ve bunu belli etmesini istiyorsunuz. Karşınızdaki kişiye baktığım zaman, o da Boğa Burcu görsellerinde çıkıyor. Boğa Burcu'nu analiz ettiğimiz zaman da bir şeyleri elde etmek için hırsla, azimle çalışan bir görselde çıkıyor. Şimdi bu karşınızdaki kişi sanki bir şeyleri üst üste koymuş, bunları biraz kafasında büyütmüş ve size karşı cephe almış olarak çıkıyor. Bu karşınızdaki kişi anneniz, babanız, kardeşiniz, arkadaşınız ya da sevgiliniz olabilir. Birçok sıkıntının içerisinde üzgün ve sizden beklediği karşılığı almadığı için de biraz böyle buruk bir halde aranıza bir mesafe sokmuş. Aslında aranızda kötü bir bulut var. Yani enerjilerin uyuşmadığı ama bundan dolayı da üzgün olan iki kişi var. Aslında kimse bu durumdan çok da keyif aldığını düşünmüyorum. Bu konularla alakalı önümüzdeki süreçte aslında yol almaya başlayacaksınız. Yakın zamanda bir görüşme söz konusu olabilir ki bu iletişimsel görünüyor. Yani karşılıklı değil de sanki aracı var. Bu bir telefon da olabilir. Parasal konularda destek bekleyen bir kişi olarak da çıkıyor aynı zamanda. Aranızda bir malla alakalı bir konu da olabilir. Yani bu böyle maddiyata dayalı konularla alakalı da böyle bir mırın kırın yaşanmış ve bir kara bulut girmiş görselleri de var. Bu konularla alakalı dediğim gibi yakın zamanda bir görüşme yaşanacak. Ama sanki artık sona gelinmiş bu konularla alakalı bir karışıklığın içerisinde bu konuyu çözmek için çok emek vereceksiniz. Bu kişiyle konu her neyse böyle iki tarafın da zaman zaman cevapsız kaldığı, konuşmak istemediği bir süreç olarak çıkıyor. Bir ileri iki geri gittiğiniz bir süreç. Konularla alakalı önümüzdeki günlerde bir görüşme yapacaksınız. Ama net sonuçlar almanız ya da bu olayı tamamen çözmeniz yakın zamanda çok mümkün durmuyor. Aile konularında, aile içerisinde bir kişi üzerine çok fazla gidildiği görünüyor. Bunun siz olduğunuzu düşünüyorum. Birçok kişinin sizden beklenti içinde olduğu çıkıyor. Yani böyle çevrenizde 4-5 kişi görünüyor. Bu 4-5 kişi işte o bunu istiyor, bu bunu istiyor, şu bunu istiyor. Böyle hani hep üzerinizden bir şeyler almaya çalışan insanlar olarak görüyorum. Bu insanlar bir şeyler almaya çalışıyorlar ama sanki vermek değil de alma tarafında. Siz hayatı organize ederken ya da şekillendirirken bu insanların sizden alma çabaları sizi çok rahatsız ediyor. Sanki ben kendime gelemiyorum, ayaklarımın üzerinde duramıyorum, benden çok fazla gidiyor. Önümü kapatıyorlar der gibi çıkıyorsunuz. Aile içerisinde yani bir ılımlı ve verici olarak çıkıyorsunuz. Ama bu sizin için özellikle şu dönemde çok doğru görünmüyor. Biraz bu insanları kenara çekip önünüze bakmanız lazım ki öyle de yapacaksınız aslında. Önünüzden insanları çekmeye başladığınızda yavaş yavaş böyle adım 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 ilerleyeceğiniz bir süreç görünüyor. Bu süreç sizin hayatınızı şekillendirmek. Bazı sorunları da teker teker halletmek adına. Birinci konu bir dava, bir hak ediş, beklenti içinde olduğunuz bir konuda sonuç almak istiyorsunuz. Bu sonuçlarla alakalı sanki gidip gelmeniz gerekiyor. Bununla ilgili bir adım atacaksınız. Bunun haricinde kendinize zaman ayırmanız, eğlenmeniz gereken bir süreç var. Sanki birilerine gitmeniz gerekiyormuş gibi. Böyle o konuda da aslında adımlar atacaksınız. Özellikle önümüzdeki süreç içerisinde hızlıca kısa kısa yollara gittiğiniz görünüyor. Bir üçüncü konu da aslında onu biraz çözemedim ama basamak olarak görünüyor. Kafanızda bir konuda ikilemde kalmışsınız. Sanki geçmiş gelecek arasında hani ben bunu yaptım, bunu yaşadım. Bundan sonra da bunu yaparsam bunu yaşar mıyım ikilemi var. Bu konu yalnız her neyse
zarar verebilecek bir konu olduğu için iki kere düşünün derim. Çünkü bunun böyle üstü biraz karartılı bulutlar var. Biraz dikkat edilmesi gereken konu olarak görünüyor. Haziran sonunda özellikle başınızın daha dik, yolunuzun daha aydınlık olduğunu da söyleyebilirim. Bu atacağınız, kısa sürede atacağınız adımlar aslında sizin hayatınızda güzel gelişmelere vesile olacak. Şimdi burada para beklentisi içinde olanlar için söylüyorum. Çok güzel bir görsel var çünkü. Böyle fokurdayan bir para var. Devamlı küçük 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 gelecek paralarınız var. Hiç durmadan geliyor yalnız bunlar. Böyle hanenizde pıtır 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 damlıyor. Bu çok güzel bir görsel. Temmuz-Ağustos devam edecek bir görsel olarak çıkıyor. Sizi her gelen para bir ileriye taşıyacak. Her gelen para bir ileriye taşıyacak. Hatta ileri 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 devam ettiğinizde de mal görselleri var. Yani bir ürün, şey, bir ev almak, bir araba almak. Yani biriken paralarla birlikte ne zaman derseniz de Haziran, Temmuz, Ağustos ayında bir mal, bir mülk edinme durumu da söz konusu. Vallahi çok güzel çıkmış. Paraların küçük küçük geldiği, biriktiği ve sonrasında da mala dönüştüğü bir görsel var. Burada siz sanki bugün bulunduğunuz yerin haricinde başka bir yere gitmek, oradan bir ev almak ve orada sabitlenmek istiyorsunuz. Yani yaşamak istediğiniz alanda, işte köyünüz olur, sahil kenarı olur, bir yer, yani artık orada yaşamak istiyorum dediğiniz bir yerde bir mal görselleri var. Hayırlı görünüyor. Alacağınız özellikle Ağustos ayı için çok güzel sonuçlar verecek size. Biraz borca girilebilir. Üstünde bir borç görseli var. Ama bunu kaldıramayacak gibi değilsiniz. Kaldırırsınız. Sonrasında da aslında elleriniz de o borcu böyle yukarıda tutup taşıyıp ödüyor olarak görünüyorsunuz. Bir de bu gene aile içerisinden olduğunu düşünüyorum. Size çok yakın çıkıyor. Bir kişiye sanki kol kanat germeye çalışacaksınız. Böyle o kişinin sorunları, sıkıntıları var. Sizin elinizde bir şemsiye var. Sanki o şemsiyeyi kafasına açmış. Onu sıkıntılardan korumaya çalışıyorsunuz. Burada siz ne kadar anlıyor bilemem. Sırtı size çevrilmiş olarak çıkıyor. Yani arkası size dönük, sizin ne kadar yardımcı olmaya çalıştığınız ya da yardım ettiğinizi farkında olmayabilir. Ama siz bu kişiye yardımcı olmaya çalışıyorsunuz. Ağustos, Eylül'de dahil olmak üzere yardımcı olmak için elinizden gelen her şeyi yapacaksınız. Sürekli bir yardım görseli var. Bu kişiye sürekli yardımcı olmaya çalışacaksınız. Yakın zamanda atılmış sıkıntılarınız var. Bunlar gitmiş ama gerisi ne zaman gider diye düşünüyorsanız eğer buradan size onun cevabını verebilirim. Gördüğünüz gibi gidiyor sıkıntılarda. Ama düşündüğünüzden hızlı değil, biraz yavaş yavaş akıp giden sorunlar olarak görünüyor. Şimdi bu sorunları, siz bu sıkıntı yaptığınız konuları kendi içinizde düşünmenin dışında bunu dillendiriyorsunuz da. Her dillendirmenizde aslında negatif enerji veriyorsunuz. Yani benim borcum var nasıl biter? Mesela negatiftir bu. Benim bir borcum var ama hayırlısıyla bitecek. Pozitiftir. Yani siz negatifi çağırdığınız için burada dil görselleri var. Hem ailede bazı tıkanıklıklar yaşanıyor, hem iş yerinde bazı tıkanıklıklar yaşanıyor. O ağzımızdan çıkanlar dilek kapılarının ne zaman açılacağı belli olmaz. Ağzımızdan çıkanlar bazen kendimizi ifade ederken kendi sıkıntımızı ifade ettiğimiz kelimeler olabilir ama o kapılar açıksa onlar da dilek olarak kabul edilir. Yani benim borcum var, bitmez bu borç dediğiniz anda bu stabilleşir, bitmez artık. Ama benim borçlarım var, hayırlısıyla bitecek gibi. Yani olumlayarak devam etmeniz gereken bir fal olarak görünüyor. Kötüyü değil, olumluyu kendinize çekin. Olumluyu çektikçe de yolunuz açılacak. Bu fala göre olumsuzu çektiğiniz, düşüncelerinizi dillendirdiğiniz, olumsuz dillendirdiğiniz, bundan dolayı da aile ve iş hayatında bazı sıkıntılar yaşadığınız görünüyor. Eğer yaşamıyorum diyorsanız bir iki haftaya kadar da bu ters tepme durumu söz konusu olabilir. Şimdi siz olumlamaya başladığınızda burada 1,5 ay içerisinde hayatınızda güzel gelişmeler olacak. Aile hayatıyla alakalı olarak çoklu insanların olduğu, aile bireylerin olduğu topluluklara gireceksiniz. Burada çok keyiflisiniz. İş konularında ileri 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 ileri. Zaten iş konularınız aileye göre daha aydınlık çıkıyor. İleri 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 diyeceğiniz ve sonrasında daha da genişleyeceğiniz bir süreç var. Burada önemli olan, yani burada aslında şurada söyleyeceğim. Niyetiniz neyse olumlu dileklerle niyetinizi yapın. Olumlu gelsin sonuçları. Burada dile dikkat görselleri var. Ağzınızdan çıkana dikkat edin görselleri var. Ne diyoruz? Hayırlı olan her şey bizi bulsun. Güzel olan her şey bizi bulsun. Sağlık, sıhhat, huzur, mutluluk daim olsun diyoruz. Bugünlük falımız bu kadar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hayatınızda güzellikler olsun. Bir dahaki falınızda da görüşmek üzere. Hoşça kalın.